Kayıp altına mı alıyoruz? Süper. Evet. Bunu nerede kullanılacak? Bir yerde kullanılacak mı kayıt? Bizde kalıyor kayıtlar. Bizim arşivimizde. Tamam. Yok, ona göre konuşacağım çünkü onun için soruyorum. Yok, bizim arşivimizde kalıyor. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uluslararası ilişkilerci olmak başlığıyla bir etkinlik düzenliyoruz ve konuşmacımız da TÜİÇ Akademi'nin genel direktörü Burak Yalım. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiği için. Ben TÜİÇ Akademi hakkında bize daha çok bilgi vermesi için TÜİÇ Akademi'nin 9 Eylül Üniversitesi temsilcisi Ceyhun'a sözü veriyorum. Daha sonrasında da etkinliğimize başlayacağız. Hepinize iyi bir etkinlik diliyorum. Teşekkür ederim Nilsu. Öncelikle tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Ben önce TÜİÇ Akademi, TÜİÇ Derneği nedir? Kısaca bundan bahsedeceğim ve daha fazla vaktinizi almadan sevgili Burak Yalım'a sözü devredeceğim. TÜİÇ Derneği, yani Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği, bir fikir olarak 2008 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve Ege Üniversitesi Dış Politika Merkezi tarafından Anadolu Üniversitelerinin dezavantajlı konumu sorununa sivil inisiyatifle çözüm üretmek amacıyla ortaya koyulmuştur. 18 Üniversite Kulübü'nün ortak deklarasyonuyla kurulan TÜİÇ Derneği'nin 2009 ve 2010 yıllarında düzenlediği öğrenci kongrelerine ise 1500'den fazla öğrenci katılmıştır. TÜİÇ Derneği gerçekleştirdiği kongreler neticesinde oluşturduğu ihtiyaçlar ve beklentiler raporunu Ankara'da başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlara takdim etmiştir. Bu kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda ise TÜİÇ Derneği'nin bir tüzel kişiliğe sahip olmasına karar verilmiştir. Şu an gelinen noktada ise TÜİÇ Derneği diplomasi ve uluslararası ilişkiler konsepti çerçevesinde öğrencilerin başta yerel olmak üzere küresel sorunlara dair çözümler geliştirmesine olanak sağlamakta ve aynı zamanda öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmelerine de katkı sağlamaktadır diyerek sözü Burak Hoca'ya devrediyorum. Burak Hocam, isterseniz önce kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Sonra da seminerimize geçelim. Ceyhun, çok teşekkürler. Nilsu, tekrar teşekkür ediyorum. Sayın saygıdeğer kulübümüzün bu akşam bizi arkadaşlarla buluşturması, bu etkinliği düzenlemesi bence gayet başarılı, gayet de güzel bir katılım var. Umarım sıkıcı olmayan bir 45 dakika, maksimum bir saat geçireceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi nereden başlayalım? Kendimi tanıtmaktan başlayalım dedik. Ben aslında benim kendimi nasıl tanıttığımın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın kendini tanıtması da çok kıymetli bir şey bu anlamda. Çünkü siz kendinizi tanıtırken aslında karşı tarafa, çünkü bu iş biraz şimdi uluslararası ilişkilerciyi konuşurken neleri nasıl yapmayı da konuşacağımız için biraz ilişkilendirmek istiyorum açıkçası. Karşı tarafa kim olduğunuz, ne yapmak istediğinize dair fikir veriyorsunuz. O yüzden mesela ben genelde tanışırken asla merhaba ben Burak demem, Burak Yalım olduğumu söylerim. Çünkü bir sürü Burak vardır ama bir sürü Burak Yalım yoktur. O yüzden bence akılda kalmak, iz bırakmak çok önemli bu hususlarda. Şimdi şöyle başlayalım. Burak Yalım Bursa İnegöl doğumlu ama baba tarafından 1908 yılında Bosna Hersek, 1934 yılında da anne tarafından Bulgaristan göçmeni olan bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla bir Balkan kimliği var. Ama bunu tabii çok geç fark ettim ben. Yani evde ne Bulgarca ne Boşnakça konuşulmuyordu. Rahmetli babama sorsanız Türktü, annem de Türktü. Boşnaklık veya işte Pomaklık veya Bulgaristan'dan gelmiş olmanın çok anlam ifade ettiği bir aile değildik. Ta ki ben üniversiteye gidene kadar. Lise hayatımda ikinci sınıfta uluslararası ilişkiler okumaya karar verdim. O da dünyanın daha da kompakt bir hale geldiğini, artık her meselenin ulusu aşan, dünyevi tarafı olduğunu düşündüğüm için bir uluslararası ilişkiler perspektifi kazanmanın bana faydalı olacağını düşünüyordum. Böylelikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler eğitimine başladım. Hemen ikinci sınıfta Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun başkanlığını devraldım bir önceki dönemden. Ve zaten TÜİÇ'in de hikayesi az önce Ceyhun'un bahsettiği gibi oradan çıktı ortaya. O toplulukla yaptığımız çalışmalar yeterli olmayınca başka öğrenci kulüpleri topluluklarıyla beraber bir araya gelerek üst çatı olarak TÜİÇ platformunu kurduk. Yüksek lisansımı Yugoslavya'nın dağılması ve uluslararası politikaya etkileri başlıklı tezimle tamamladım.
Neden Yugoslavya'yı seçtim? Çünkü az önce de söylediğim gibi benim aslında kimliğimle alakalı. Yani bende merak uyandıran şeyler vardı. Yugoslavya neresi? Yugoslavya'da kimler yaşıyor? Neden dağıldı? Neden oradan insanlar göç etti? Gibi gibi sorular vardı aklımda ve bunu akademik çalışmaya evirdim. Dolayısıyla ondan sonra da doktora için Bosna Hersek'e gitmeye karar verdim. 2013'ün sonunda Bosna Hersek'e gittim. 2 sene orada doktora derslerimi tamamladım. Fakat biraz akademiden sıkıldım, uzak kalayım derken, farklı işte babamın hastalığı, vefatı falan derken biraz akademiden uzak kaldım. Dolayısıyla ikinci doktoraya Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nın göç çalışmalarında başladım. Neden göç çalışmalarında başladım? Çünkü ilk doktorada yazmak istediğim tez, çalışmak istediğim konu Bosna Hersek'ti. Bosna Hersek özelinde bir konu arıyordum. Ve bir gün Bosna'da, yani ilk gittiğim sene kıştan yaza geçtiğimizde, yazın o baş çarşıdaki sokaktaki insanların değişikliğini fark edince, ya bunlar kimler? Ya bunlar da Boşnakça konuşuyor ama biraz daha farklılar diye düşünürken, Bosna Hersek'in çok büyük bir diasporası olduğunu fark ettim. Bosna Hersek'in nüfusu 3,5 milyon civarındayken, diasporada yaşayan Bosnalı sayısı 2 milyon civarında. Neredeyse bir Bosna Hersek kadar. Ve bunların çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünerek göç üzerinden Bosna Hersek'in diasporayla engagement, diaspora üzerine geliştirebileceği stratejiler ne olabilir? Diaspora Bosna Hersek'e ne katkılar verebilir? Çalışmak istediğim için göç çalışmalarını tercih ettim. Orada da derslerimi falan tamamladım. Şimdi ikinci baharımı, ilk baharımı Çek Cumhuriyeti'nde Erasmus'la yaşamıştım. Şimdi ikinci Erasmus'umu yapıyorum. Ben Almanya'dayım. Marburg Üniversitesi'ndeyim. Burada yeterliliğe hazırlanıyorum, okumalarımı yapıyorum. Bugün de size Berlin'den sesleniyorum. Böyle bir küçük tura çıkmıştım. Budapest'te, Prag falan derken bugün size Berlin'den konuşmak kısmet oldu. Doktora çalışmalarıma da böyle devam ediyorum. TÜİÇ'te ne yapıyoruz? TÜİÇ'te de aslında ben hiçbir şey yapmıyorum defakto olarak. Ben sadece koordine etmeye çalışıyorum. Çok büyük bir ekip var. İşte genel sekreterimiz Ersin başta olmak üzere yaklaşık herhalde 40-45 kişilik bir ekip var. Bir sürü farklı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Peki bugün neden bir araya geldik? Uluslararası işlerci olmayı konuşmak için bir araya geldik. Ama sanıyorum biraz şeyi konuşmak lazım ondan önce. Tahmin ediyorum ki buradaki arkadaşlarımızın çoğunluğu lisans öğrencisi. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye'de yaşıyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik pozisyonlarla çok ciddi anlamda etkileniyorlar. Buna dair birkaç cümle etmek istiyorum aslında. Birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz da o yüzden kayda giriyor muyuz, girmiyor muyuzu da merak ettim. Haliyle kayıt altına alınan şeyler Türkiye'de çok cici dönmüyor size, biliyorsunuz. Fakat problem yok. Hiç önemli değil. Maalesef Türkiye iyi yönetilmiyor arkadaşlar son dönemde, son yıllarda. Ve bunun da siz sebebi olmamanıza rağmen sonuçlarını yaşıyorsunuz. Yani hiçbir sebebi olmadığınız ekonomik krizi yaşıyorsunuz. Hiçbir sebebi olmadığınız siyasal krizi yaşıyorsunuz. Ve bu size büyük bir umutsuzluk, büyük bir negatif enerji olarak dönüyor. Bunun farkındayım. Yani geleceğinizle ilgili ciddi belirsizlikler ve soru işaretleriniz var. Ve bu konuda haklısınız da. Ben şunu söylemiyorum. Bunu söyleyenler var. İşte ya biz gençler hep beraber el ele vereceğiz, ülkeyi düzlüğe çıkaracağız falan filan. Hani genelde de bunu şey için söylüyorlar. Yurt dışına gidecek olanlara ya gitmeyin kalın. Bakın bunu düzelteceğiz falan diyorlar. Ben hiç öyle bir şey söylemiyorum. İmkanınız varsa, fırsatınız varsa, hatta yoksa da o fırsatı yaratarak yurt dışına gidin arkadaşlar. Hiç problem değil. Sizin bir ayağınız her zaman Türkiye'ye basıyor olacak zaten. Biraz göç ve diasporada çalıştığım için belki böyle düşünüyorum. Sizin yurt dışına gitmeniz Türkiye'ye her zaman katkı verecek bir şey. Orada edineceğiniz yeni bilgiler, birikimler vesaire falan her zaman ülkenin katkısına olacaktır. Bir de tabii sizi de rahatlatacaktır. Çünkü sebebi olmadığınız problemlerle yüzleşmekten bir nebze uzaklaşmış olacaksınız. Tabii burada ikinci soru var. Ya yurt dışına gidin diyorsunuz, iyi güzel de kur olmuş bilmem ne kadar, biz nasıl yurt dışına gidelim diyeceksiniz haklı olarak. Bunu da biliyorum. Bakın ben rahmetli babam benim işçiydi. Annem ev hanımı. Biz 3 kardeşiz. Ben herhalde üniversite 3. sınıftan beri yurt dışına çıkan bir insanım. Bunların hiçbirini de ailemin ekonomik kaynaklarıyla yapmadım.
Bunu peşinden söylemek istiyorum. Bu önemli bir detay bence. Neyle yaptım? Çok pardon. Ama Erasmus projesiyle, ama Erasmus öğrenci değişimiyle, ama Avrupa Birliği projeleriyle, ama işte Makedonya'da, Kosova'da katıldıklarımı söyleyeyim. Yapılan yaz okullarına başvurarak, burs alarak vesaire bunları gerçekleştirdim. Bunlar çok önemliydi, çok kıymetliydi. Çünkü bana yeni bağlar ve ağlar kazandırdı. Ve her yeni kazandığınız ağ size yeni bir fırsat, yeni bir pencere açıyor. Dolayısıyla hele hele bugünün dünyasında, benim bahsettiğim 10 sene öncesinden bahsediyorum, 15 sene öncesinden bahsediyorum. Hele hele bugün çok daha fazla proje var, çok daha fazla fon var, çok daha fazla hibe var ve bunların hepsini siz çok rahat değerlendirebilirsiniz. O yüzden Çinlilerin sevdiğim bir atasözü vardır. Her kriz fırsat, her fırsat kriz doğurur diye. Bugün bir kriz var ama bunun yanında bir sürü de fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani nedir bu fırsat? Türkiye'de biliyorsunuz İngilizce öğrenmeyle ilgili, İngilizce ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz yerine göre. Sizin jenerasyonunuz bir tık daha ileride bize göre, bunu biliyorum. Yani İngilizce bilmiyorsunuz demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama İngilizceyi daha iyi öğrenmek, yeni networkler kazanmak, yurt dışına gitmek için fırsatları aramak adına ben bu krizin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bazen sıkıştığında, daraldığında, zor şartlar altında kaldığında daha büyük fırsatlar oluşturabiliyorlar. O yüzden size tavsiyem, Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu karanlık tünelde lütfen kendinizi içe kapatıp yarınlarla ilgili umutsuz olmak yerine kendinizi dışarıya açınız. Yani Türkiye'nin dışına açınız ve değiştirebileceğiniz şeylere odaklanınız. Bugün sabahtan, şimdi buradan sabaha kadar burada hep beraber konuşsak, ya işte ekonomiyle ilgili teoriler üretsek, siyasetle ilgili ittifaklar kursak, bilmem neler yapsak, bir sürü şey söylesek, Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Bunun farkındayız değil mi? Yani bizim yetkimiz ve etkimiz bu anlamda çok sınırlı. O yüzden değiştiremeyeceğimiz şeylerle çok fazla meşgul olmak yerine değiştirebileceğimiz şeye dönelim. Peki o nedir? Neyi değiştirebiliriz? Arkadaşlar, kendimizi değiştirebiliriz. Kendimize yatırım yapmayı tercih edebiliriz. Elbette eleştirmeyin demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani derdim sizi eleştiri yapmaktan uzak tutup başka şeye odaklanmak değil. Elbette eleştirin. Onunla ilgili bir derdim yok. Fakat o eleştiriler, yani karanlığa küfretmek yerine mum yakmayı tercih etmekten bahsediyorum. Konfüçyüs'ün dediği gibi. Çünkü değiştirebileceğiniz yegane şey kendinizsiniz. Eğer İngilizce düzeyiniz iyi değilse İngilizceye odaklanabilirsiniz. Eğer okumalarınızı belli konularda okuma yapmadıysanız, akademiye hedefliyorsanız okumalarınızı arttırabilirsiniz. Kodlama bilmiyorsanız kodlama öğrenebilirsiniz. Ne bileyim, bunun gibi bir sürü başka şeyden bahsediyorum. Yani yetkinlik ve becerilerinizi geliştirmek için kendinize fırsat sağlamalısınız. Diyeceksiniz ki bunun için de işte imkan gerekiyor. Bunun için gerekli imkanlar belli. Bir Wi-Fi ve bir bilgisayar bunu çözmek için bir noktada yeterli. Tamam, belli bir yere kadar yeterli ama o kısmı halledebilmek açısından önemli diye düşünüyorum. O yüzden konuya böyle giriş yapmak istedim. Çünkü umutsuzluk ve karamsarlık sizi A noktasından B noktasına götürmeyecek. Götürecek olan tek şey var, o da kendinize yatırım yapmaya çalışmak. Kendinizle ilgili yetkinlik ve becerileri arttırmak ve geliştirmek. Gelelim uluslararası ilişkilerci olmaya. Burada küçük bir slide paylaşacağım sizinle. Şimdi uluslararası ilişkilerci olmak. Sanıyorum ve umuyorum buradaki çoğu arkadaş uluslararası ilişkiler eğitimi alıyor. Biraz böyle bir genel perspektiften bakacak olursak, daha önceden uluslararası ilişkiler bölüm sayıları azdı. Neden arttı? Çünkü uluslararası ilişkiler bölümü kurmak üniversiteler için çok maliyetli bir şey değil. Laboratuvara, cihazlar almanıza falan gerek yok böyle fen bilimlerindeki gibi. Birkaç tane hocayla bu iş yürütülebiliyor. Bir de tabii uluslararası ilişkiler, biraz sonra da söyleyeceğiz, çok böyle kulağa hoş gelen, havalı da bir bölüm. Üniversitelerde öğrenci almaya çalıştığı için bu bölümler çok hızlı bir şekilde arttı. Hızlı artınca da kalite de düştü aslında baktığımızda. Mesela ben hatırlıyorum 2008'de 32-33 tane falan bölüm vardı yanılmıyorsam uluslararası ilişkiler. Bugün sadece uluslararası ilişkiler adıyla 65 tane üniversitede bölüm var. Bunun yanına küresel siyaset, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri eklediğimizde 100'ün üzerinde bölüm olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli sizler için? Yani bazen dedim ya, çok içe kapanıyoruz.
Bugün siz sadece 9 Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlarınızla yarışıyor olduğunuzu düşünebilirsiniz. Aslında yarıştığınız çok büyük bir havuz var. Bunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Tabii bunun daha bir tık ötesi de var. Dünya var aslında rekabet etmemiz gereken bu anlamda. Fakat uluslararası ilişkiler ne hikmetse her geçen gün önem kazanmaya da devam ediyor. Ve bu bölümün sayıları artıyor. Peki uluslararası ilişkiler bölümlerinin çalışma konuları neler? Burada yazanları çok çok daha uzatabiliriz. Bunlar sadece birkaç örnek. İşte bunun içine terör giriyor, bunun içine ekonomi politik giriyor, bunun içine güvenlik giriyor. Hatta son dönemde göç çalışmaları giriyor. Mesela göç daha çok sosyolojinin konusuydu ama artık uluslararası ilişkilerin de konusu haline geldi. Küreselleşme başlı başına bir fenomen, bölgesel sorunlar başlı başına bir fenomen. İşte nükleer silahlar, milliyetçilik, insan hakları vesaire vesaire. Şimdi Twitch'ten Ceyhun biraz bahsetti ama ben de her seferinde hani o reklamlar kısmını yapmadan geçmiyorum. Önemli buluyorum onu. Çünkü bu reklamlar aslında biraz sizin için de önemli. Çünkü biz Twitch'i kurduğumuz günden beri bana veya benim arkadaşlarıma ait bir şey olarak görmedik hiçbir zaman. Ve hala da öyle görmüyoruz. Aslında Twitch'in kurulma amacı bizden sonra uluslararası ilişkiler ve benzer daha da geniş çapta bakarsak sosyal bilimler okuyacak arkadaşlar için bir enstrüman üretmekti. Çünkü ben hatırlıyorum uluslararası ilişkiler bölümünü okumaya başladığımda böyle Twitch gibi veya daha üst think tankler vesaire yoktu Türkiye'de. Ne yapacağız, kime ne soracağız, nereye gideceğiz hiçbir fikrimiz yoktu. O yüzden ilk önce biz bunu platform olarak kurduk 2008 yılında. Ve buraya 18-19 üniversite dahil oldu. Daha sonra öğrenci kongreleri, çalıştaylar vesaire düzenledik. Ve 2011'de dernekleştik. Hatta bizim bir Uluslararası İlişkilerci Olmak diye bir kitabımız var. Bu yaptığımız seminerlerden mütevellit oluşan. Orada da ön sözünü ben yazdım kitabın. Kitapta da şey diyorum ön sözünde. 2008 yılında henüz 3-5 çocuk olan bizler, bizden sonra gelecek olan uluslararası ilişkilercilere neyi nasıl yapılacaklarına dair bir şey bırakmak istedik. Bunun için de bu kitabı ortaya koyduk. Hatta hiç unutmuyorum rahmetli Beril Hoca, Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde çok kıymetli bir uluslararası ilişkiler profesörüydü. Hatta yanılmıyorsam 2 sene veya 3 sene önce sizin üniversitenizde, tabii pandemi şeyi zaman kavramını götürdü bende, belki daha eski. Sizin üniversitenizde Beril Hoca ile aynı panelde konuşma fırsatım olmuştu. Hiç de unutmuyorum yani. Çok kıymetlidir benim için Beril Hoca ile aynı yerde oturup konuşmak. Beril Hoca şey demişti biz bu kitabı yaptığımızda. Onun da mülakatı var kitapta. Ya Burak demişti bizi çok büyük bir dertten kurtardınız. Öğrenciler geliyor ya hocam ne yapayım nasıl yapayım diye bizim başımızı ağrıtıyordu. Biz artık diyoruz bak bu kitap onu anlatıyor. Alın bunu okuyun. Orada bir sürü uzman, bir sürü benim gibi hoca size neler yapmanız gerektiğini söylüyor diye söylüyoruz ve kitaba yönlendiriyoruz demişti. Dolayısıyla o kitabın da önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Tabii Twitch de aslında sizin. Yani ben bir şeyler yapmak istiyorum, aktif olmak istiyorum dediğinizde Twitch'te alabileceğiniz çok ciddi roller var. Şimdi onlara daha sonra geleceğim ama Twitch'te başka ne var? Muhakkak birçoğunuz görmüştür. Twitchacademy.org diye bir web sitemiz var bizim. Neden gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü vize ve final dönemlerinde bir bakıyorum Twitch Akademi'nin tıklanma oranı 70 binlere yükseliyor. Normalde ayda ortalama 40 binken 70-80 binlere çıkıyor. İşte siz o zaman Google'da ödev arıyorsunuz, bir şeyler arıyorsunuz. Hep önünüze Twitch Akademi çıkıyor. Oradaki içerikler. Onlardan istifade ediyorsunuz. Aslında bu da bırakılmış bir miras ve sizlerin katkılarıyla da daha da ileriye bırakacağımız bir miras günün sonunda. Sizlerin de aslında orada analizleri, yazıları, ödevleri, yaptığınız çalışmalar paylaşılmalı, paylaşılabilir. Yeter ki siz oraya katkı vermek isteyin. Araştırma birimlerimiz var. Bunu biz OSTAJ'da birleştirdik. OSTAJ'da bizim 2016 yılında başlattığımız bir online staj çalışması. 2016'da şöyle düşünmüştük. Birçok uluslararası ilişkiler öğrencisi var. Bunların hepsi staj yapmak istiyorlar. Fakat stajlar genelde İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde oluyor. Hatta İzmir'de bile çok az var böyle kurumlar. Şimdi bir sürü öğrenci var. Bu öğrenciler oralara gidecek. Oralara gidecek, bir yerde kalacak, para harcayacak. İşte sabah akşam yemek yiyecek falan. Çok ciddi maliyetli oluyor. Zaten ofise de 5 taneden fazla stajyer alamıyorsunuz. O zaman biz de dedik ki biz bunu online hale getirelim. Google'un o zaman Classroom'ları falan daha yeni başlamıştı dijital olarak. Google Classroom'u kullanarak online bir staj başlatmıştık. Pandemi de patlayınca biz bunu
pandemiyle beraber daha profesyonel hale getirdik. Daha yaygın hale getirdik ve ostaj.com'u kurduk. Bunun üzerinden de bu staj programlarını, aslında bunlar adı staj, kendisi eğitim programı günün sonunda. Bu programları yapıyoruz. Sizin de staj yapmış olmanız gerektiği için birer staj belgesi takdim ediyoruz başarıyla tamamlayanlara. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra temsilciliklerimiz var. Sağ olsun Ceyhun var üniversitenizde işte temsilcimiz. Ve Ceyhun gibi 30 tane daha farklı üniversitede temsilcimiz bulunmakta. Onlar da TÜİÇ'i üniversiteyle arasında bir köprü görevi görüyor. TÜİÇ'in etkinliklerini oraya, üniversitelik talepleri buraya iletiyorlar. Ve bu süreçte de aslında kendilerine de birçok beceri ve yetkinlik kazandırıyorlar. Etkinliklerimiz var. Tabii pandemi sekteye uğrattı. Eğitim gezileri, kamplar, kongreler. Umuyorum bunları pandemi, bilmiyorum tabii yani, habire vakalar yükseliyor falan. Bittiği bir gün bunları tekrar yapabiliyor hale geleceğiz. TÜİÇ Akademi dergimiz var. Bu uluslararası hakemli bir dergi. Daha çok lisansüstü öğrenciler için tasarlanmış. Onların bilimsel çalışmalarını yayınlayıp akademik puanlar alabildiği bir dergi. Şimdi bir de online kongreler başlatıyoruz. Daha önce bunları yüz yüze yapıyorduk. Artık yeni ihtiyaç. Bunları da online yapabilmemiz lazım. Bunlar da bilimsel kongreler haline geliyor. Akademik kongreler haline geliyor. Ve öğrenci kongreleri. Dolayısıyla sizin de aslında çalıştığınız, hazırladığınız konuları sunabileceğiniz, bildiri gönderebileceğiniz bir kongre bu. Dilerseniz o-kongre.com üzerinden o kongreye de bakabilirsiniz. Oraya da bildiri gönderebilirsiniz. Demiştik ya, kendimizi değiştirelim. Hani madem bir şeyleri değiştiremiyoruz. İşte kongrede bir bildiri sunmak hem size network sağlayacak o kongreye katılanlar arasında, hem sizi görünür kılacak, hem de o bildiriniz yarın size bir akademik puan olarak geri dönecek CV'nizde. Bu çok önemli. Buralara yönelmek, bunları yapmaya çalışmak lazım. Bir de bizim tabii az önce demiştim ya, karanlığa küfretmektense mum yakmak lazım diye. 2017 yılında hatırlar mısınız bilmiyorum, Türkiye'de Wikipedia geçici olarak erişime kapatılmıştı. Böyle talihsiz bir şey yapmıştı. Yani yapıyorlar bir sürü şeyler işte, biliyorsunuz. Biz de o zaman dedik ki ya, madem orası kapalı, biz uluslararası ilişkiler için özgür bir sözlük oluşturalım diye Wikimedia altyapısını kullanarak böyle bir sözlük tasarladık. Buraya da yine uliwiki.org üzerinden girebilirsiniz. Bir sürü içerik var. Yine başucu kaynağı haline gelmeye başladığını rahatlıkla söyleyebilirim uliwiki'nin. Şimdi dönelim uluslararası ilişkilere arkadaşlar. Şimdi uluslararası ilişkiler deyince akla gelen ne geliyor? Yani bunu biraz düşünmek lazım. İşte dış işleri geliyor. Küresel siyaset geliyor, dış politika geliyor. Bilmem size yetiştim ama Cem Yılmaz'ın böyle bayağı geyik yaptığı, makara yaptığı Danimarka ile mektup arkadaşlığı geliyor. Diyor işte uluslararası ilişkiler, yani bayağı büyük bir şey. Danimarka ile mektup arkadaşlığı yapıyoruz falan diye böyle bir aşağılamıştı bizim bölümü kendince Cem Yılmaz o zaman. O yüzden onu da oraya not ettim ben. Danimarka ile mektup arkadaşlığı. Artık mektup falan da kalmadı zaten yani günün sonunda. Bir de tabii uluslararası çelişkiler geliyor akla. Uluslararası ilişkiler kulağa hoş gelen bir bölüm arkadaşlar. İşte havalı bir bölüm. O yüzden her üniversitede var. Özel üniversiteler, vakıf üniversite falan bunu hep açıyor. Mutlaka bu bölümler oluyor. Az önce söylemiştim, 2008 yılında sadece 34 tane varmış. Bugün işte 65 ve hatta 100'ün üzerinde bu rakamlar. Peki uluslararası ilişkilerin ne olduğunu anlamak için ne olmadığını da konuşmak lazım. Maalesef uluslararası ilişkiler arkadaşlar bir meslek değil. Yani şimdi bir hukuk öğrencisine ne olacaksın diye sorduklarında, ki sormaya bile gerek yok, ne diyor? İşte avukat olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım diyor, değil mi? Veya bir tıp öğrencisi işte doktor oluyor, bir işte diş hekimliği okuyan diş hekimi oluyor falan. Peki uluslararası ilişkiler okuyan ne oluyor? Var mı sizin bir cevabınız? Varsa duyayım, ben de bir nefes alayım, böyle hır 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 anlatıyorum. Bizim mesleği olmayan bir bölüm. Evet Nisu, maalesef öyle. Aslında mesleği olmayan ve birçok mesleği de yapabilen bir bölüm aynı zamanda. Yani bazen şöyle oluyor. Uluslararası ilişkiler okuyanlar hemen mezun olunca böyle bakıyorum, bazen yazıyorlar. Uluslararası ilişkiler uzmanı falan. Çok iddialı yani. Hani mesela ben 10 senedir Balkanlarla ilgileniyorum. İşte 2-3 senedir göçle ilgileniyorum falan. Ne göç uzmanıyım ne Balkan uzmanıyım diyemem yani. Hala Balkanları öğrenmeye çalışıyorum. Hala göç çalışmalarını anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Hele hele bir de uluslararası ilişkiler deyince
herhalde buna bir 50 sene falan vermek lazım. Hani böyle emekli büyükelçiler belki uluslararası işler uzmanıyım dese onları yadırgamam. Çünkü uzmanlık çok ciddi bir mesele. Biraz bu işlere ciddi bakmak gerekiyor. Ama günün sonunda uluslararası işler bir meslek değil arkadaşlar. Bir meslek olmadığı için de çok zorlanıyoruz biz. Bilmem size de oluyor mu? Gerçi pandemide artık ne bayram ziyareti kaldı, ne eş dost ziyareti kaldı. Böyle şimdi bayramda gidiyordum mesela ben eş dost akrabaya. 10 sene önceden bahsediyorum, 15 sene önceden. İşte ne okuyorsun? Uluslararası işler. İyi ne olacaksın? Ya işte şey diplomat. Halbuki öyle bir şey yok. Diplomat falan olmayacağım da ne diyeyim yani diplomat. Hani ha iyi aferin hadi bakalım o da iyiymiş falan gibi böyle enteresan tekler. Çok zor bir konu. Yani ne olacaksın? Ne yapacaksın? Bir de Türkiye'de herkes uluslararası ilişkilerden anlıyor. Herkes siyasetten anlıyor. Sorsam mesela işte bu ne dış mihraklar? Doları yükseltti, indirdi, bir şeyler yaptı. Hep dış mihraklar hep uğraşıyor bizle mesela. Herkes biliyor bunu. Kahvedeki dayı da biliyor. Sokaktaki teyze de biliyor. Herkes biliyor. Yani o yüzden çok zor bir alandayız. Çok zor bir şeyle uğraşıyoruz günün sonunda. Ama yine de uluslararası ilişkileri tanımlamak lazım. Tanımlamak neden önemli? Ben çok uluslararası ilişkiler bölümü mezunu biliyorum. Diyorum ki abi tanımlasana ne okuduk? Hani bizim bölüm ne falan. Ya işte dış ilişkiler, ya dış siyaset falan böyle tek kelimeyle tanımlar. Bunu biraz anlamak için, oturtmak için, bir çerçeveyi çizebilmek için bir tanıma ihtiyaç var. Tabii bu tanımı genişletebiliriz. Yani bunun üzerinde bütün otoriteler anlaşmıştır demiyorum ama benim kendimce anladığımı burada sizle slide'la paylaşıyorum. Uluslararası sistem dediğimiz, yani henüz uzaylıların varlığından emin olmadığımız için dünyadan bahsediyorum. Yani daha sonra belki kainat falan deriz. Bir gün bir yerlerde, bir gezegenlerde bir yaşam belirtisi olursa falan. Ama en azından dünyada bahsedelim. Bu sistemin içerisinde yer alan aktörler diyoruz. En önemli aktör tabii devlet. İkincisine uluslararası şirketler. Üçüncüsüne uluslararası örgütler. NGO'lar, sivil toplum kuruluşları ve hatta yerine göre bireyler. Değil mi mesela Elon Musk bir uluslararası aktör. Bill Gates bir uluslararası aktör. Bill Gates mesela şirketinden de feragat etti ama vakfıyla, birikimiyle, tanınırlığıyla bir uluslararası aktör. Hatta Kim Kardashian bir uluslararası aktör. Değil mi? Takip etmiyor musunuz? Yani eminim her birinizin Instagram hesabını açsak mutlaka uluslararası bir figür var takip ettiğiniz. Dolayısıyla artık bireylerin de uluslararası aktör olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla tüm bu aktörler içerisinde ki arasındaki siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel ilişkiler bunları inceleyen sosyal bilimlerin bir disiplini uluslararası ilişkiler arkadaşlar. Önemli olan bu dört nokta. Siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel. Bunları uluslararası sistemdeki aktörlerin bu ilişkilerini bu bağlamda inceleyen alana diyoruz biz uluslararası ilişkiler. Peki modern anlamda nerede çıktı, nasıl gelişti? Onu biraz konuşalım. Yani biz bunu 1648'lere, 1244'lere götürürüz Magna Carta'lara veya Vestfalyalara ama bugün modern olarak baktığımızda, çünkü değil mi Machiavel var mesela. Machiavel aslında uluslararası ilişkiler literatürünün en önemli isimlerinden biri, işte prenseseri falan. Ama biz modern anlamda bakarsak bu 1919 yılında Galler'de Wales Üniversitesi'nde kurulan Wilson Chair of International Politics kürsüsüyle başladı. Burada aşağı yukarı otoriteler hemfikir. Uluslararası ilişkilerin modern anlamdaki ilk kürsüsü, başlangıcı. Türkiye'de de Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurulması 1950. Peki nasıl gelişti? Nasıl ilerledi? Oraya geleceğim. Bir de şuna bakalım. Yani uluslararası ilişkilerin etrafındaki ilgilendiği alanlara bakalım. Bunun içinde sosyoloji var, felsefe var, iktisat var, teoloji yani din bilimi var, uluslararası hukuk var, siyaset bilimi var, tarih var. Yani işimiz çok zor. Çok boyutlu bir bakış açısı var burada. Çok interdisipliner. Şimdi uluslararası işler nasıl ilerledi? 1919'da hani kuruldu dedik ya modern anlamda. Şimdi mesela uluslararası örgütler kuruldu. İlk önce Milletler Cemiyeti değil mi? Sonra bu Birleşmiş Milletler oldu. Sonra NATO var orada. Avrupa Birliği var. Kurulan kurumlar vesaire. Düşünce kuruluşları çok önemli. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapan, derinleştiren. Teoriler hakeza. Teorisiz çok sevmeyiz Türkiye'de soyuttur teoriler falan ama Kur'an olmadan da konuşamayız. Çünkü realizm, idealizm, konstruktivizm, işte feminist yaklaşımlar değil mi? Marksist teoriler. Bunları bilmemiz gerekiyor bu ilişkiler alanı incelerken bir takım
kurallar, çerçeveler çizmek adına. Tabii bir takım stratejistler ve düşünürleri de eklemek lazım. Kim bunlar? İlk akla gelenler işte Edward Hallett Carr olabilir, Morgan Tao olabilir. Ne bileyim efendim Machiavelli dedik mesela az önce modern öncesi dönemden. Buraya şeyi ekleyebiliriz, Fukuyama'yı ekleyebiliriz, Huntington'ı ekleyebiliriz, Alexander Wendt'i ekleyebiliriz, işte Walsh'u ekleyebiliriz gibi 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 veya bizatihi politika yapıcılar, Kissinger'ı ekleyebiliriz, Brzezinski'yi ekleyebiliriz. Bunlar da politika yapıcılara danışmanlık eden kişiler aynı zamanda. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de durum uluslararası işler böyle hedeflenenden ziyade biraz tombalayla çekilmiş gibi oluyor maalesef. Çünkü bir sınav sistemimiz var bizim değil mi? Bir puan alıyoruz sonra tercihleri sıralıyoruz. İşte orada da puana göre gidiyoruz. Diyoruz ki ya kamu yönetimi, uluslararası işler, maliye, işletme, iktisat, o üniversitenin kişide ilk 50 binde ben oraya girer miyim, giremez miyim? Derken bir bakıyoruz günün sonunda uluslararası işler okur hale gelmiş. O yüzden biraz zayıf altyapısı. Yani zaten lise eğitimi bu anlamda çok iyi değil. Lise eğitimi kötü olduğu için oraya da bir de karambole de gelindiği için çoğunlukla orada çok ciddi bir bocalama yaşanıyor. Yani ben bir şey okuyorum ama ne olacağım, nasıl olacağım, nasıl yapacağım bir büyük soru işareti var orada. O yüzden sosyal bilimler liselerini ben önemli buluyordum Türkiye'de. Onların da ne kadar işte önemsediler ayrı konu. Kayıt altındayız, çok girmeyelim. Neyse. Peki burada ben şunu düşünüyorum genelde. Hani en büyük soru var ya okulu bitirince ne olacaksın? Çünkü Türkiye'de maalesef üniversite eğitimine bizim ebeveynlerimizin yüklediği anlam da şu. Üniversite okuyor ve meslek sahibi olacak. Üniversiteyi bir meslek edinme aracı olarak görüyoruz. Ben çok yanlış buluyorum bunu. Aslında üniversite bireyi evrenselleştiren, bireye bir kültür, genel kültür katan, eleştirel bir yaklaşım kazandıran bir yerdir aslında üniversite. Meslek kazandığı yer değildir günün sonunda. Ama maalesef bizdeki algı halen bu şekilde. Dolayısıyla okulu bitirince ne olacaksın karşılığına biz nasıl olacaksın diye cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani armut, elma olacağım değil de ben şu yeterliliklere sahip bir birey olacağım. Nasıl olacağım? Böyle olacağım. Buna cevap vermemiz lazım. İngilizceyi bitirmiş, İşte uluslararası ilişkilerin alt kollarından uluslararası hukukta uzmanlaşmış birisi olacağım ve iki tane de makale yayınlamış olacağım falan gibi bir takım şeyler koymamız gerekiyor, nitelikler koymamız gerekiyor. Yani sizin kendinize vereceğiniz cevap nasıl olacaksın sorusunun cevabı olmalı, ne olacaktan ziyade. Tabii siz 9 Eylül'desiniz, orası için bize spesifik olarak söylemiyorum ama mesela Anadolu'da birçok üniversitede bu bölüm bazen asistanla, araştırma görevlisiyle falan da götürülüyor. Çok ciddi hoca açığı da var. Çünkü son dönemde üniversite sayısı çoğalıp insan kaynağı o kadar yetişmeyince ortada boşluklar oluştu. Bu da ciddi bir problem aslında. Öğretim üyesi açığı var. Allah'tan son dönemde yine uluslararası ilişkilerden yetişen hocalar gelmeye başladı. Daha önce hocalar hep hukuk, tarih, kamu yönetiminde okumuş olanlar uluslararası ilişkiler hocası oluyordu. Artık yeni yeni uluslararası ilişkiler disiplininden çıkan hocalarımız var. Bu çok önemli ve kıymetli bir şey aslında. Düşünce kuruluşları, bu da tabii bizim ülkemizdeki açığı görmek açısından önemli. Mesela Amerika'da bunların sayısının 3 ila 4 bin arasında olduğu söylenirken bizde bir elin parmaklarını geçmiyor arkadaşlar maalesef. Ve hatta yabancı bir uzmanla konuştuğumuzda şey demişti bana. Ya siz Türkler önce yapıyorsunuz sonra analiz ediyorsunuz. Halbuki bu önce analiz edip o analize göre yapılır. Bu işlem böyledir, süreç böyle işler diyor. Çok haklı. Bizde bu düşünme, analiz etme faaliyeti maalesef bir işi yaptıktan sonra onu da daha çok kılıfına uydurmak için yapılıyor. Hani mesela dün akşam bir olağanüstü bir şey yaşandı değil mi? Bir anda kurlar indi çıktı bir şeyler oldu. Bunu şimdi herkes analiz etmeye çalışıyor. Ne oldu, nasıl oldu, neden oldu diyor. Halbuki analiz edilip bu yapılmalıydı falan. Doğrusu buydu aslında. Fakat maalesef öyle olmuyor bizde. En büyük sorunlardan biri tabii İngilizce. Umuyorum sizler için değildir. Sizi yargıladığımı düşünmeyin ama İngilizce ile ilgili hala Türkiye'de çok ciddi sorun var. İngilizce öğrenmekle ilgili. Burada iki şey söyleyeceğim. Bir tane eski hocalarımdan biri, ismi lazım değil, derdi ki
7 ayda İngilizce öğrenirsiniz. Eğer 7 ayda İngilizce öğrenemiyorsanız iki sebebi vardır. Bir, yeterince çalışmamışsınızdır. İki, aptalsınızdır. Yani dolayısıyla İngilizce öğrenilmesi çok zor bir şey değil. Hatta zaten dünya dili olmasının sebebi aptalların da öğrenebilecek düzeyde olması açısından önemli. Mesela Çince o anlamda zordur. Hani harfler vesaire bilmem ne. Rusça keza öyle. Ama İngilizce çok daha basit. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Bence çıtayı çok yüksek tutmamak gerekiyor. Maksimalist olmamak gerekiyor. Biz hani Cem Yılmaz da bunun geyiğini yapıyor ya. İşte habire böyle however'lar, although'lar, spite of'lar falan. Böyle acayip böyle kraliyet İngilizcesi konuşma çabamız var. Halbuki buna gerek yok. Biz Türkçemizi bile zaten günün içerisinde çok düzgün kullanmıyoruz. Önemli olan İngilizce'de okuduğunuzu anlamak ve karşınızdakiyle anlaşabilmek. Birbirinizi anlayabiliyor olmak. Bunu başardığımız zaman zaten o kendi kendine ilerleyecek. Yani konfor zonu terk etmek gerekiyor. Konfor alanından çıkmak gerekiyor. Eğer çıkmazsak o İngilizceyi hiç öğrenemiyoruz. Bakın benle kız kardeşim aynı Anadolu Lisesi'nden mezunuz. Aramızda 10 sene fark var tabii. O 10 sene sonra aynı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Mesela o pratik yapmakta, konuşmakta muazzam çekingen. Bense hiç önemli değil. Nereye gidersem yanlış mı yapıyorum? Yapayım önemli değil. Mesela ilk yurt dışı deneyimim 2008. Makedonya o zaman isim. Bugün Kuzey Makedonya. Makedonya'ya gittim. Amerikalı bir profesör, bir yaz okulu ders alacağız. İşte ne oluyor? Kamu politikasını analizine giriş dersi. Şimdi sınıfa geldik ilk ders. Herkes oturuyor sıralarda. Profesör dedi ki önce yanınızdaki arkadaşınızla tanışın. Sonra da bir diğeri onu tanıtsın ayağa kalkıp. Benim de yanımda çok da güzel bir hanımefendi Elena diye bir kız oturuyordu. Elena'yla döndük tanıştık. Elena kendini anlattı. Ben Elena'ya kendimi anlattım. Sıra bana geldi işte. Ben Elena'yı anlatacağım sınıfa, tanıtacağım. Ayağa kalktım. Başladım işte. He is Elena. He is 19 years old. Sınıf bir bakıyor, bir gülüyor falan, anlamıyorum niye gülüyorlar. Ben sürekli he is diye anlatıyorum. Halbuki şeyden bahsediyorum yani. Ya, o anki heyecanla böyle şeyle. Ya, bunlar yaşanacak. Bu hatalar olacak ki daha sonra düzelsin ve iyileşsin. O yüzden sizden rica ediyorum, size tavsiye ediyorum. Lütfen o konfor alanınızı dışına çıkınız ve kendinizi bu konuda pratik yapmaya itiniz. İtmediğiniz sürece İngilizceniz ilerlemeyecek arkadaşlar. Kullanmadığınız sürece bir yere gitmeyecek. Bu da böyle bir anımı paylaşmış olayım sizinle buradan, tarihten. Bir de başka bir şey dert ediliyor. Ya işte biz işte 9 Eylül'de okuyoruz. Biz işte ODTÜ'de, Boğaziçi'de okusaydık şöyle olurdu, böyle olurdu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu ben bahane olarak görüyorum. 9 Eylül Üniversitesi de gayet iyi bir üniversite. Boşver üniversiteyi. Sizler gayet iyi insanlarsınız. Çalışkan, zeki insanlarsınız. Dolayısıyla önemli olan üniversitenin nerede olduğu değil. Elbette etkili bir faktör. Sıfır etkisi vardır demiyorum ama önemli olan sizin ne yapıyor olduğunuz. Çünkü bugünün dünyasında bir bilgisayarla birçok veri tabanına çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Birçok dünyaca ünlü uzmanın Zoom toplantılarına katılabiliyorsunuz. Önemli olan sizin istemeniz ve bunları kovalıyor, araştırıyor olmanız. Dolayısıyla ben şu üniversitedeyim, bu üniversitedeyim, işte o yüzden geri kaldık, ileri gidemedik falan, bunlar kabul edilebilecek mazeretler değil. Bunu peşinen sizlere iletmiş olayım açıkçası. Peki, uluslararası ilişkilercilerin kariyer alanları neler? Oraya bakacak olursak biraz. İki tane uç var burada Sarkaç. Bir diplomasi var, diplomat olmak. Bir de bankacılık var. Ama bunun arasında çok geniş bir alan var aslında. Burayı ıskalıyoruz bazen. Çünkü diplomat olmak için zaten mülakat sistemi yaptıkları için işte bir yerlerde tanıdığınız olacak, referansınız olacak falan filan, zor oluyor o işler. Maalesef adaletli yürümüyor. Eskiden de adaletliyse bile zaten alınacak kota belli. Ya 80 kişi ya 100 kişi. Fakat çok fazla bu bölümü okuyan var. Dolayısıyla sizin kendinize farklı alanlara da yöneltmeniz gerekiyor. Akademi burada bir yol. Akademide kalmak. Ama tüm bu meslekler için geçerli. Akademide kalmak demek illa Türkiye'de bir üniversitede akademisyen olmak değil arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Akademide kalmak demek dünyanın herhangi bir üniversitesinde çalışıyor olmak demek. Çünkü siz uluslararası ilişkilercisiniz. Umarım anlatabiliyorumdur. Lütfen o şeyi açalım.
Türkiye'de iş aramak değil sizin işiniz. Dünyada iş aramak. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Göç çalıştığım için mesela İngiltere ve Almanya her yıl birisi 200 bin, birisi 400 bin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor genç. Çağırıyor insanları. Avrupa işte mavi kart veriyor. Almanya çalışma vizesi veriyor. İngiltere hakeza öyle. Yani Avrupa'da veya dünyanın farklı yerlerinde çok ciddi iş imkanları var. Lütfen kendinizi Türkiye ile sınırlamayınız. Hakeza medya bambaşka bir konu. Medya ayrı bir uzmanlık alanı, ayrı bir potansiyel. Çünkü dış habercilik var. O ülkede yaşananları analiz edip bir yere aktarabilme meselesi var. Bunlar çok kıymetli şeyler. Diplomasi hakeza öyle. Araştırma merkezleri Türkiye'de yok ama dünyanın birçok yerinde bir sürü vakıf, bir sürü think tank var. Buralarda uzman olabilir, buralarda proje yöneticisi olabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ama ne lazım en önce? İngilizce. İyi bir İngilizce lazım. Onu halletmek gerekiyor. Yani siz, atıyorum, hiç kimsenin bilmediği, ne diyelim, Papua Yeni Gine'yi en iyi bilen kişisiniz dünyada. Ve dünyanın da Papua Yeni Gine ile ilgili bilgiye ihtiyacı var. Ama bunu eğer İngilizce ile anlatamıyorsanız, sizin o bilginizin çok ciddi bir anlamı yok. Orada koca bir sıfır oluyor. Eğer İngilizceniz varsa yanına bir bir ekliyorsunuz, bir anda o sıfır ne oluyor? 10 haline geliyor. O yüzden İngilizce çok önemli. Hakeza uluslararası örgütler var. Neler var? Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in içinde Uluslararası Göç Örgütü var. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği var. Bir sürü alt birimler var. Çalışabilme imkanı bulabileceğiniz. Önce staj yapmaya gidip, staj yapıp network'ünüzü geliştirip orada kalabileceğiniz. Mesela sizin buraya gelmeden önce, az önce Türkiye'den bir arkadaşla kahve içtik burada Berlin'de. Twitch'te beraber çalıştık. Geçen sene bizim koordinasyon ekibimizdeydi. Bengisu. Bengisu Erasmus stajıyla geldi Berlin'e 2 ay önce. Burada şu an iş buldu. Vizesini uzatacak ve burada kalmaya devam edecek. Bu çok önemli bir örnek. Bu örneklerin bir tanesi de siz olabilirsiniz. O yüzden karamsarlığa gerek yok diyorum. Uluslararası örgütler hakeza öyle. Sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, bakanlıklar ve altta yazan her bir kurum. Bunlar uluslararası ilişkilercilerin çalışabileceği, kariyer yapabileceği yerler. Tabii ki bankacılık, bankacılık da mümkün. Bunu da yapabilirsiniz, hiçbir problem yok. Ama bankacılık bu işin en dışında kalan, bu çemberin en uzağında kalan yer. Peki, yavaş yavaş bitirirken neler yapmalıyız, to do listimiz ne? En önemli şey, fark etmişsinizdir herhalde, ilk baştan şu ana kadar söylediğim, aktif katılım. Ne demek aktif katılım? Kendinizi iyi tanıtmak, kendi PR'ınızı iyi yapmak, kendi yaptığınız çalışmaları duyurmak. Unutmayınız ki hele hele bugünün dünyasında eskilerin deyimiyle ağlamayan bebeğe emzik yok. Ağlamak, bağırmak, çağırmak ve yaptığınız işi göstermek durumundasınız. O yüzden sosyal medyayı doğru kullanmak, yazılar yazmak, bir sürü kurumda staj yapmak, bir sürü kurumun projelerine katılmak. Neden aktif katılım diyorum? Şundan diyorum. Mesela X konusuyla ilgileniyorsunuz ve onunla ilgili bir tane Zoom meeting'i gördünüz. Buluşma, uzmanlar katılıyor falan. Aa dediniz, ben de kaydolayım. Register oldunuz ve katıldınız. Kameranızı kapattınız ve sadece dinlediniz. Bu aktif katılım değil arkadaşlar. Kameranızı açacaksınız, dinleyeceksiniz, soru soracaksınız. Hatta hiç sorunuz yoksa bile soru üreteceksiniz ki o konuşmacılar, oradaki hazirin, örnek olarak Nisu'yu verelim. Nisu Eledağ'ın o konuyla ilgilendiğini görecek ve hatırlayacak onu. Sonra Nisu o toplantıdan sonra oradaki birine mail attığında, ben bu toplantıdaydım, hatırlıyor musunuz efendim? Ben şöyle şöyle şeyler yapmak istiyorum diyecek ve kendine bir yol alan açmış olacak. İşte aktif katılım budur. Bunu illa tabii uluslararası işler anlamında yapmanız da gerekmiyor. Artık dünya çok değişti. İlla uluslararası işleri bir meslek olarak yapmak zorunda da değilsiniz. O konuyla ilgili de çalışmak zorunda değilsiniz. Eğer hayvan haklarıyla ilgiliyseniz o konuda. Eğer denizlerle ilgiliyseniz o konuda. Teknolojiyle ilgiliyseniz o konuda. Ama neyle ilgili olursanız olun o hususta aktif bir katılımcı olmanız gerekiyor. Aksi takdirde kimse sizi görmez. Kimse sizi duymaz. Bu çok önemli. Yabancı dil konuştuk, söyledik. Özellikle İngilizce'den sonra ikinci, üçüncü yabancı dilden bahsedeceksek eğer burada da daha bilinmeyen, daha az kişinin bildiği ama ihtiyaç duyulan dillere yönelmekte fayda var. Mesela bugün Türkiye'de kaç kişi Korece biliyordur? Ama Türkiye'nin Kore ile ilişkileri, yine Türkiye odaklı söylüyorum ama bu Türkiye için değil,
Siz Korece'yi öğrenir ve Kore'yi bilirseniz, Kore'nin dünyada hangi ülkeyle ilişkisi varsa oralarda iş yapma şansına sahipsiniz. Bunu unutmayın. Veya Çince veya Sahra Altı Afrika'daki diller. Çünkü dünya buralarla ilişki kuruyor. Türkiye merkezli bakmayınız lütfen. Singapur'u çok iyi tanıyorsunuz. Singapur'la dünyanın, batının kurduğu çok güçlü ilişkiler var. Buralarda Singapur'la iş yapan birisi olabilirsiniz. İster ticaret yapın, ister siyaset yapın, ister diplomasi yapın, ister hukukla ilgilenin. Bir yeri çok iyi biliyor olmak, oranın kültürünü, tarihini, coğrafyasını, insanını, ihtiyaçlarını tanıyor olmak, ki bu uluslararası ilişkilercilerin işidir. Dedik ya, hani bir şeyin uzmanı olmaksa o alt şeylerin uzmanı olmak. O zaman siz bir fark yaratmış oluyorsunuz ve size ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla kilit kelime ne? Keyword ihtiyaç. Bir ihtiyaca karşılık gelecek şeyler yapmaya çalışın. Bu çok önemli. Yabancı dili de konuştuk. Konu odaklı çalışma. Dedik ya, uluslararası ilişkiler uzmanı olunmaz. Daha alt kırılımlar. Mesela ben nerede çalışmaya başladım? Hayatımın ilk işlerinden biri Bosna Hersek'le ilişkileri geliştirme merkezi vakfında proje asistanı olarak çalıştım. Niye? Çünkü Yugoslavya'nın dağılması tezini yazdım. Bosna'yı biliyordum. Bosna ile Türkiye'nin ilişkilerindeki kırılma noktalarını biliyordum. İhtiyacı biliyordum. Siz de bu gibi yerlere yönelmelisiniz. Saha analizi tabii ki çok önemli. Özellikle lisans bitmeden hiç çıkmadıysanız mutlaka yurt dışına çıkınız. Paramız yok, gidemiyoruz. Yok, dedim ya, bir sürü projeler, hibeler var. Bunları kovalamanız gerekiyor. İkincisi, hiç mi yapamıyorsunuz? Alın bir bilet Artvin'e, Artvin'den Gürcistan'a kimlikle geçiyorsunuz. Pasaporta bile ihtiyaç yok. Ama o sınırı geçmek, o dilin farklılaştığını, kültürün farklılaştığını, hayatın değiştiğini görmek çok kıymetli. Çok önemli. Sizin vizyonunuzu başka bir hale getiriyor. Hedef tespiti ayrıca önemli. Bir hedef koymak. Hani dedik ya, ne olacağım değil, nasıl olacağım. Ya ben üniversiteyi bitirince şunları tamamlamış olacağım. Bu çok önemli. Bunu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, SWOT. SWOT yazıyor burada kocaman. SWOT ne? Oradan ne anlıyoruz? SWOT bence şu. SWOT'u kendinizle ilgili yapın. Ben kimim deyin yani. Yani Yunus'un dediği gibi. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yayınıcı okumaktır. Yani ben seyahat etmeyi seviyor muyum, sevmiyor muyum? Ben masa başında oturarak mı iş yapmayı seviyorum, başka türlü mü iş yapmayı seviyorum? Ben teknolojiye mi aşinayım, yoksa kütüphaneleri mi daha çok seviyorum? Gibi gibi. Bunlar sizin yöneleceğiniz yerlere dair işaretlerdir, ipuçlarıdır ve izlerdir. O yüzden kendinize güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı, önünüzdeki fırsat ve tehditleri mutlaka bunu düşünün, yazın. Bu yazmak, yazarak çalışmak çok kıymetli. Tamam, dünya dijitalleşti ama yazarak, not tutarak çalışanların bilgisayara yazarak çalışanlardan daha başarılı olduğuna dair bir sürü araştırma var. Bunu da ayrıca tavsiye ediyorum. Sonuç toparlamak gerekirse, uluslararası ilişkiler alanı muazzam geniş bir disiplin. Demokrasinin yeterli düzeyde gelişmemesi alanı geride bırakmıştır. Bu tüm sosyal bilimler için geçerlidir. Ne demek bu? Eğer siz Kürtçe bileni bölücü, Ermenice bileni Ermeni ajanı, Rusça bileni komünist diye, ki bunlar Türkiye'de oldu, laftalarsanız insanlar Kürtçe öğrenmez, Rusça öğrenmez, Ermenice öğrenmez, oraları ziyaret etmez, oralarla ilişki geliştirmez. Sonra siz Ermenistan'a dair politika yürütürken uzmana ihtiyaç duyarsınız ama onu da bulamazsınız. Rusya ilişkilerinde uzmana ihtiyaç duyarsınız, onu da bulamazsınız. Dolayısıyla demokrasi çok önemli bunların gelişmesinde. Eleştirel düşünme, farklı bakma açısından. İngilizce, Almanca, Fransızca söyledim bunu. Yerel ve bölgesel dillere önem vermek gerekiyor. Açık olan alanlara yönlendirme yapmak. Türkiye'de herkes Avrupa Birliği uzmanı. Bırakın Avrupa Birliği uzmanlığını artık. Dünya çok büyük. Dünya Avrupa'dan büyük. Oralarla ilgili kendimizi geliştirebilirsek, yetiştirebilirsek bambaşka kapılar açılır. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Söylemeyi unuttuğum bir şey kaldığını zannetmiyorum. Sivrisinek ettiysem affola. Burada soramazsanız mail adresim orada. Ben 10 sene önce bu semineri verdiğim insanlarla hala görüşüyorum. Hala soruları olduğunda, yardımcı olmamı istediklerinde elimden geleni yapıyorum. Bu sizler için de geçerli. Karmaya inanıyorum. Bu insanlara yaptığım tüm iyiliklerin hepsi benim dönüp geri buldu. O yüzden siz de lütfen bir şey isteyin. Size de yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Burak Bey.
Sanıyorum bir toplantımız vardı, o yüzden soru kısmı için pek vaktimiz yok ama... Ben varsa soruları arkadaşlarım, toplantıya biraz geç girelim. Bu o zaman şey yapmayalım. Sorusu olan arkadaşımız varsa bekleyelim. Sohbete veya el kaldırıp buradan da sorabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler ve deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim ayrıca. Ceyhun'a da teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Böyle bir organizasyonu... Size teşekkür ederim kulüp olarak. Rica ederim. Bir de hatıra fotoğrafı çektirmek istiyoruz. O yüzden müsait olan arkadaşlarımız kameralarını açabilirse bir toplumda fotoğraf alalım. Evet, kameraları bekliyoruz. Burak hocam bir soru geldi bu arada. Fotoğraf çekiminden sonra ona da bakalım. Tabii ki. Hay hay. Var mı arttıran kamerayı arkadaşlar? O zaman geriye sayıyorum 3'ten. 3, 2, 1. Ben çektim. Tamam. Hocam soruyu okuyayım isterseniz. Almanya'da değişen hükümetle birlikte yeni dönemde Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl seyreder ileriki süreçlerde sizce diye sormuş Tarık Sait Aydın. Tarık Sait Aydın, teşekkür ediyorum. Yani Almanya'da olduğum için biraz takip etmeye çalıştım. Buradaki birkaç arkadaşım var hakikaten Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler. Onlar da birkaç yazı da yazdılar hatta bununla ilgili. Şöyle, Almanya'da hükümetin değişmesi Almanya'da Almanya için, Almanya'nın politikaları için bir değişim vaat ediyor mu? Evet, vaat ediyor. Ama Türkiye ile ilişkiler anlamında, yani dış politika anlamında çok bir şey vaat ettiğini söyleyemem. Esas burada önemli olan Türkiye'deki hükümetin tutumu ve davranışı diye düşünüyorum. Yani bence şu an, çünkü Türkiye'deki hükümet deyince de zaten tek kişi akla geliyor malum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Yani Sayın Tayyip Erdoğan şu an Merkel'in gitmesiyle ilgili ne düşünüyor onu merak etmek lazım. Yıllardır Merkel'le bir şekilde ikili ilişkileri üzerinden tatlı sert götürülüyordu ilişkiler, yürüyordu. Fakat şimdi Olaf Scholz ve özellikle Yeşiller vesaire falan Türkiye'ye Merkel kadar toleranslı davranacak mıdır? O yüzden çok emin değilim. Biraz ilişkiler yeniden bir tanıma, anlama sürecine girecektir diye düşünüyorum. Ve tabii ki Merkel dönemindeki kadar rahat bir ilişki düzeyi beklemiyor Türkiye'yi. Ama bu Almanya'da çok ciddi, dramatik bir değişim olduğu için değil. Ve şunu da söyleyeyim, mesela çok önemlidir. Merkel yanılmıyorsam şeye gidiyordu. İskoçya'daki iklim değişikliği zirvesine giderken Olaf Scholz'u da yanında alıp götürmüştü. Yani geçişle ilgili bilgisi olsun, orada tanınsın diye. Çünkü seçim bitmişti ve onun geleceği belliydi. Yani böyle bir süreklilik arz eden, birbirini takip eden, birbiriyle düşmancasına olmayan bir politika burada hakim. Mesela Türkiye için bunu düşünmek bile insana umut veriyor. Yani değil mi? Mesela Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doluyor ve yenisi belli oluyor. İşte o gidiyor, onu götürüyor. Hani bak işte ilişkileri devam ettirecek kişi bu falan. Bunlar da bayağı böyle pembe hayaller bizim için. Ama büyük devlet böyle olunur. Büyük devlet böyle olunur. Yani dış politikada hükümet değişince çok dramatik değişiklikler beklemezsiniz. Çünkü dış politika dediğiniz şey menfaatlere ve bir vizyona tabidir. Sabahtan akşama veya 3 ayda 5 ayda çok dramatik değişiklikler olmaz. O yüzden özetleyecek, toparlayacak olursam Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeniden bir tanışma, yeniden bir ilişki kurma süreci bekleniyor bence. Başka sorusu olan var mı? Esra, evet. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Şey soracaktım ben. Merhaba bu arada, ben Sahra. Üniversite yıllarınıza dönseniz eğer bu alanda kesinlikle şunu yapardım, yapmadım ama keşke yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Keşkeleri olmayan insan yalan söylüyordur bence. Bunu söyleyeyim önce. Keşke dediğim bir şey olmaz mı? Elbette var. Keşke boşnakça, boş yani sırf hırvat boşnak dilini
öğrenmeye başlasaydım ve öğrenseydim diyorum. İngilizce çünkü o zaman da belli bir düzeyde vardı, problem değildi. Sonra başka ne diyorum? Keşke biraz daha fazla derinlemesine okusaydım. Ama burada tabii benim keşkelerimi etkileyen bir dışsal faktör de var. Yani keşke, yanlış anlaşılmasın kendim açısından söylüyorum ama keşke birisi de uluslararası ilişkilerci olmak semineri verip şunlar önemli deseydi, ben de ha falan deyip düşünüp değerlendirip kendime uygun olanları alsaydım. Hakikaten çok büyük bir boşluk vardı ve biz birazcık karanlık bir odada veya ışık olan ama gözlerimizin bağlı olduğu bir odada el yordamıyla bir şeyleri bulmaya çalıştık. Hal böyle olunca da o bir şeyleri bulmaya çalışırken kendimizle ilgili olan daha fazla okuma, daha fazla yazma, üretme anlamında eksiklerimiz oldu. Onları keşke toparlayabilseydim derim Sahra. Teşekkür ederim. Bir soru daha var sanırım Rana'dan. Tabii lütfen. Sesim geliyor mu? Evet. Öncelikle konuşma için çok teşekkür ederim. Bu alanda dinlediğim en güzel, en açıklayıcı videolardan biriydi benim için. Benim sormak istediğim şu. Ben birinci sınıf öğrencisi olarak tamam bu bölüme ilgiliyim, ilgi duyuyorum. Bir yandan kaynak arıyorum okumak için. Çünkü çok okumam gerektiğini de biliyorum. Ama elim neye gitse sürekli o kitabın benim için çok derin olduğunu görüyorum. Yani böyle ufak ufak adımlar atamıyorum henüz. Yani siz birinci sınıftayken nasıl başladınız bu işe? Nasıl ilerlettiniz? Onu merak ediyorum. Rana, çok teşekkürler. Güzel sözlerin için de ayrıca teşekkür ederim. Umarım, ya ben de hep şeyi umuyorum böyle. Yani insanların diyorum bir saatini çalıyorum. İnşallah bir şeye faydası dokunuyordur yani. Şimdi çok şanslısın. Birinci sınıftasın. Çok güzel. Bir okumayla ilgili şeyi söyleyeyim sana. TÜİÇ Akademi.org'da Uluslararası İşler okuma listesi, Uluslararası İşler film listesi var. Bence çok faydalı. Biz de yine bunu işte el yordamıyla yaptığımız işlerden biri. Oradan bence listeden başlayabilirsin. Listeden seçebilirsin kitapları. Ve film, çok önemli film izlemek bu anlamda. Temel kitap önerisi yapamayacağım. Yani şu bu diysem bir sürü saymam lazım. Belki en önemlilerinden biri, okutuyorlar mı hala bilmiyorum ama Oral Sander rahmetlinin Siyasi Tarih 1-2'si çok önemli. Siyasi tarihi bilmek çok önemli bu anlamda. Ve o biraz da şey gibidir böyle, siyasi tarih hani kitap okumanın güzel tarafı şu. Imaginary bir iştir o, böyle kafanda hayal eder, kurgularsın falan böyle. Hani filmi sen çekmiş olursun aslında. Dolayısıyla Oral Sander'i okurken o işte Avrupa'nın o dönemleri. Çünkü biz de lisede biz işte atın üstünde insanlar elinde kılıçlar, Allah Allah Allah, gittiler her yeri fethettiler. Bunlar Osmanlı tarihi, tamam mı? Sonra hop Atatürk geldi, Cumhuriyeti kurdu, inkılaplar ve ilkeler, Cumhuriyet tarihi. Ama böyle değil bu. Ve böyleyse bile bunlar yaşanırken bunun dışsalları var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi varken bir de Avrupa tarihi var değil mi? Bir de Çin tarihi var, dünya tarihi var. Buraları biraz daha kurcalamak, öğrenmek önemli olabilir. Daha geniş bakmak için. O yüzden siyasi tarihi öncelemeni tavsiye ederim. Siyasi tarih okumalarını. Bunun yanında teoriler şu an biraz soyut gelir, ağır gelir. Bunu tahmin edebiliyorum. Ama teorileri belki ikinci sınıfta falan, ikiden sonra böyle biraz. Ama bugünden itibaren bir bilimsel araştırma yapmayla ilgili mutlaka metodoloji öğrenmen lazım. Şu an size şeyden paylaşacağım. Chat'ten paylaşacağım. Bir kaynak PDF göndereceğim. Bir saniye bulayım hemen onu. Bilimsel araştırmanın ne olduğu, nasıl yapıldığı ile ilgili çok güzel Emre hocaların hazırladığı. Zaten onlar da herkesle paylaşılsın diye hazırladılar. Bir bulayım şunu şuradan. Nerede? Toplumsal. Masa üstünde değil miyim ben ya? Bir dakika. Ya daha dün birine gönderdim bunu. Nasıl bulamıyorum? Buldum. Tamam. Herkes indirebilir. Chat'ten şimdi gelecek bir PDF. Mesela onu okumanı, orada bir de şey diyor hoca, çok güzel. Bunu merak ediyorsanız şunlara da bakabilirsiniz. Bunu da merak ediyorsanız şunlara bakabilirsiniz. Çok tatlı bir dili var.
Kesinlikle tavsiye ederim. Keşkelerimden biri, şeye döneyim, sahraya döneyim, aklıma geldi. Keşkelerimden biri de bilimsel araştırma yöntemleri ve metodolojiyi daha erken öğrenebilmiş olmaktı. Hala öğrenemedim. Hala deli gibi onu anlamaya çalışıyorum. Büyük problem. Esas işin başı o aslında. Akademik, analitik bakmayla ilgili. O yüzden Rana şanslısın. Dediğim gibi okuma listesinde bak, sivil toplum okumalarını gönderdi Ceylin aşağı. Bir de bunun uluslararası işler okumalarıyla ilgili olanı var. Daha geniş olanı var. O yüzden böyle yapabilirsin. Mail adresimi de paylaştım zaten. burakyalim@gmail.com. Dileyen, isteyen, istediği zaman istediği konuyu yazabilir. Sadece hatırlatsın. Ya ben şuradan şu kişi falan diye. Ben de ona göre cevap dönerim. Hiç çekinmem. Hiç de ayıp olmaz. Hiç de yük olmaz bana yani. Sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Sanırım yok. O zaman biz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Paylaştığınız tüm bilgiler, deneyimler için ayrıca teşekkürler. Gerçekten birinci sınıf arkadaşlarımız için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Onların da merakı bizi de sevindirdi. Geldiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Nilsu, ben teşekkür ediyorum. Kulübe tekrar teşekkür ediyorum. Mutlaka kulübe aktif katılın arkadaşlar. Kulüp çalışmaları sizler için çok önemli ve sizi çok geliştirecek faaliyetler. Kulüplerde olmak önemli. Ceyhun temsilcimiz Deyhun'a da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Için. Katılan herkese çok teşekkürler. Şimdiden daha umutlu, daha mutlu, en başta da sağlıklı bir yeni yıl diliyorum hepinize. Çok iyi bakın kendinize. Sizlere de iyi yıllar. Hocam sizlere de iyi yıllar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.